Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ramazan bitmeden önce sizlere güllaç tarifi vermek istiyorum. Malum Ramazan'ın en güzel lezzetlerinden biridir güllaç. Seveni çoktur ama tabii ki yanı sıra sevmeyeni de vardır. Sevmeyenlerin nedeni ise genelde tadını yavan bulması. Evet, daha önce sayfamda böyle bol süt ile hazırlamış olduğum güllaç tarifim var. Bu sefer muhallebi olarak hazırladım. Bizim evde muhalleblisi böyle daha çok tercih edildi. Özellikle çocuklar seve seve yediler. Evet, muhallebi güllacın tadına gerçekten ayrı bir zenginlik kattı. Damla sakızlı olarak arzu edenler hazırlayabilir ama ben vanilyalı olarak hazırladım. Hemen yapımına geçeyim. Tatlımızın ilk olarak muhallebisini hazırlayacağız. Evet, tenceremize 1 su bardağı şeker, 1 su bardağından 1 parmak az olacak şekilde un ve 1 litre süt alıyoruz. Ocağı almadan önce çırpma teli ile güzelce karıştıralım. Bu işlemi önde yapmamızın nedeni topaklanma olmasını engellemek içindi. Evet, tencerimiz artık ocağa gitmeye hazır. Orta ateşte kaynayana kadar karıştıracağız. Eğer arzu ederseniz muhallebisini bir gece önceden hazırlayıp buzdolabına koyabilirsiniz. Ertesi günde güllacı yaparken arasına yayarsınız. Evet, bu da kolaylık olmuş oluyor. Bakın artık kıvam almaya başladı. Şimdi bu aşamada altını kapatıyoruz ve bir paket vanilyayı ilave edip hızlı bir şekilde karıştıracağız. Evet, muhallebimiz hazır. Soğumaya bırakacağız. Şimdi aslında muhallebimiz bu şekilde çok lezzetli. Ama ben böyle bir tık daha lezzetini artırmak için bir paket şanti ilavesi edip tekrar karıştıracağım. Şanti eklemek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi ben sadece böyle tadını, lezzetini bir basamak daha artırmak için ekledim. Muhallebimiz dinlenirken güllacımızın süt şerbetini, yani sütlü sosunu hazırlayalım. Tenceremize 6 su bardağı süt alıyoruz. Yalnız şeker ilavesini yapmayacağız. Evet, burada önemli bir püf nokta vermek istiyorum size. Sütü tencereye aldıktan sonra şöyle bir 10-15 defa savuracağız ki böyle güllacımız daha kıvamlı olsun. Ve tamamen kaynatmayacağız. Kaynama noktasına geldiği sırada altını kapatacağız. Eğer çok fazla böyle sıcak olursa güllacımız hamur olur. Eğer süt şerbetimiz böyle hani istemiş olduğumuz sıcaklıktan böyle daha soğuk olursa da güllacımız çok kuru olur. O yüzden kaynama noktasına geldiği anda hemen altını kapatıyorum ve şekeri ondan sonra ekliyorum. Şekeri sonrasında eklemiş olduğunuz zaman asıl böyle içerisindeki şekeri daha iyi hissetmiş oluyorsunuz. 1,5 su bardağı şeker ekledim ama tabii ki şeker miktarını böyle yarım su bardağı daha arttırabilirsiniz. Eğer böyle daha tatlı seviyorsanız. Evet, karıştırma esnasında yine sütümüzü savurmaya devam edelim. Bu şekilde karıştıralım. Evet, bakın şekerimiz artık tamamen eridi. Kepçemizde hiçbir tane şeker tanesi kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Yuvarlak bir tepsimin içerisine hazırlamış olduğumuz süt şerbetini aktarıyorum hemen. Evet, sıra geldi artık güllacımızı yapmaya. Güllaç yapraklarının ilkini alıyorum ve süt şerbetimin içerisine direkt olduğu gibi koyuyorum. Elimle iyice bastırıyorum. Hafif bükeceğim çünkü büyük boy dikdörtgen borcama yapacağım. Ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Güllacın boyunda bir yuvarlak tepsiniz varsa yuvarlak tepside de tabii ki yapabilirsiniz. Diğer güllaç yapraklarını da aynı şekilde ıslatıp yine borcama diziyorum. Güllacı bir paketten yaptım. Yani toplamda 12 tane güllaç kullandım. Ama bir paket güllacı isterseniz iki seferde kullanabilirsiniz. Eğer iki seferde kullanacaksanız, yani 8 yapraktan yapmak isterseniz, o zaman muhallebi miktarını vereceğim ölçüde yarıya indirerekten yapın. Evet, 6 taneyi dizdikten sonra şöyle üzerine kepçeyle 2-3 kepçe kadar süt şerbetinden gezdirip sonrasında iyi bir şekilde kırmış olduğumuz fındığı yayacağım. Fındık değil de öncesinde muhallebi, muhallebinin üzerine fındık. Evet, muhallebiyi döküyoruz. Ardından da spatula ile böyle her tarafını kaplayacak şekilde güllaç yapraklarının yayıyorum.
Şimdi fındığı serpebiliriz. Böyle hafif dişe dokunur bir şekilde robottan çekerseniz daha güzel oluyor. Böyle çünkü yerken o fındığın tadını çok rahat bir şekilde hissetmiş oluyorsunuz. Fındık yerine ceviz de tabii ki kullanabilirsiniz. Böyle 200 gram kadar fındığım vardı. Evet, miktarını arzuya göre artırabilir veya azaltabilirsiniz ama inanın miktarı tam idealdi. Muhallebimizin üzerine kaplayacak şekilde serpiştiriyorum. Şimdi güllaç çapraklarını tekrardan yerleştireceğim. Yani tatlımızın üst katmanını artık hazırlayabiliriz. Yine yaprakları tek tek sütte ıslatıyorum. Ardından da fındıkların üzerine yerleştirmeye başlıyorum. Bir de hemen şunu da belirtmek isterim. Eğer gül suyunun vermiş olduğu aromayı seviyorsanız süt şerbetinize böyle 2 tatlı kaşığı kadar gül suyu da dökün. Gerçekten o zaman lezzeti böyle daha da bir katlanmış olacak. Elimde olmadığı için kullanmamıştım. Eğer gül suyunu şerbetine koymayı unutursanız yine hiç problem değil. Tatlımız böyle hazır olup buzdolabında da dinlendikten sonra servis sırasında üzerine gül suyu damlatıp bu şekilde de servis edebilirsiniz. Evet bakın muhallebili güllacımız hazır. Üzerine streç filmle kaplayacağım. Tamamen böyle oda sıcaklığına geldikten sonra. Ardından da buzdolabına bırakacağım. Böyle 3-4 saat kadar dinlenmesini sağlayacağız. Evet tatlımız 4 saat kadar dinlendi. Üzerindeki streç filmi alıp artık dilimlemeye başlayacağım. Şimdi hemen şunu da belirteyim. Süt şerbetimden 1 bardak kadar arttı. Ama onu kesinlikle dökmüyorsunuz. Ne yapacağız? Dilimledikten sonra isterseniz tatlınızın üzerine gezdirebilirsiniz. Malum hani normal böyle bol sütle yapmış olduğumuz güllaç gibi sütün içerisinde yüzmüyor. Üzeri fark ettiyseniz böyle biraz daha kuru. Ama yerken tabii ki o kuruluğu hissetmiyorsunuz. Muhallebisiyle birleşince gerçekten böyle yumuşacık çok güzel bir tatlı oluyor ve oldukça da hafif. İsterseniz bu aşamada ayırmış olduğunuz sütü dökebilirsiniz. Veya servis esnasında tabaklara dilimle yerleştirdikten sonra da sütten böyle gezdirebilirsiniz üzerine. Üzerine iri bir şekilde kırmış olduğum fıstığı kullandım ama fıstık yerine ceviz olur, fındık olur. Son olarak frambuaz koyuyorum her bir dilimin üzerine. Onun yerine de sevmiş olduğunuz farklı meyveler de olabilir. Çilek olabilir, vişne olabilir. Zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Hemen bir dilim servis tabağıma alıyorum. Sizlere böyle daha yakından göstermek istiyorum. Yanına böyle biraz vişne reçelim vardı. Biraz da nane yaprağıyla da dekore ettim. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. İnanın çok hafifti. Yaptığınızda hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.